Şampiyonların Tercihi Tonguç Dershane Sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok kısa ama çok önemli bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. Ankara'nın başkent olması ve Cumhuriyetin ilanı. Ankara neden başkent seçildi? Neden İstanbul değil de Ankara'mız başkent? Bunu güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla başlayan milli iradede Cumhuriyet'in ilanıyla zirveye çıkıyoruz. İşte bu konuyu öğreneceğiz. Herkes arkasına yaslansın. Ardından da mükemmel bir şekilde videomuz başlasın. Hadi bakalım intromuz girsin ve videomuza başlayalım. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burada! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burada! Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. Burada! O zaman Tonguç Cup 3. Ayş. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Ankara'nın başkent seçilmesiyle başlıyoruz. 13 Ekim 1923. Dikkatliyseniz Cumhuriyet'in ilanından önce Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi ama Ankara 13 Ekim'de. Şimdi peki neden biz İstanbul ya da İzmir ya da Antalya ya da işte Bursa ya da Edirne değil de Ankara'yı başkent ilan ediyoruz. Birincisi tarihine baktığımızda geçmişteki Ahi Cumhuriyeti burada kurulmuş. İkincisi coğrafi olarak Anadolu'nun ortasında. Üçüncüsü stratejik ve askeri olarak savunmaya elverişli güvenli bir yer dördüncüsü sosyal olarak yani toplumsal olarak halk biliyorsunuz milli mücadeleye destek vermişti Kurtuluş Savaşı'nda Ankara merkezimiz olmuştu hatırlarsanız Mustafa Kemal önce Samsun'a sonra Havza Amasya Erzurum en sonunda Ankara'yı milli mücadelenin merkezi yapmıştı şimdi Ankara'yı artık başkent yapacağız peki neden İstanbul değildi Ankara çünkü arkadaşlar İstanbul gerçekten e, böyle gemiler işgal ettiği zaman bir anda böyle tedirgin edici bir yer. Boğazlar da açık biliyorsunuz boğazların kontrolü tam anlamıyla bize geçmedi hala Lozan'dan sonra. O zaman ne olacak? Eğer İstanbul başkent olsa bir anda gemiler gelse böyle telaşe düşeceğiz. Ama Ankara bir geminin telaşına düşülecek bir yerde değil. Güvenli bir yerde. O zaman biz Ankara'yı başkent ilan ettik. Ankara'nın başkent ilan edilmesi siyasi bir olaydır ve... Gerçekten bizim milli bağımsızlığımızın net bir göstergelerinden biridir. Yani bayrağımız var, başkentimiz var, ordumuz var. Bunlar önemli. Şimdi gelelim cumhuriyete. Şimdi öncelikle neden cumhuriyet ilan edildi? Birincisi rejim sorunu vardı. Bakın şurası çok önemli. 1920'de TBMM açıldı. Tamam 23 Nisan 1920'de. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Eyvallah tamam bu da güzel. E, 1923'te Lozan yapıldı. Tamam ama hala şimdi Lozan'dan geldik. Rejim sorunu var. Siz neyle yönetiliyorsunuz? Ya, belli değil. Başkanlık sorunu var. Devletin başkanı belli değil. Ulusal irade var ama Meclis açılmış, saltanat kaldırılmış ama hala Cumhuriyet diye bir adımız yok. Ve devletin adı yok. O zaman dedik ki biz bütün bunları halletmek için Cumhuriyeti ilan etmeliyiz. Şimdi birisi rejim sonra halledilecek. Ne olacak? Cumhuriyet rejimiyle yöneteceğiz. Başkanlık sonra halledilecek. Cumhurbaşkanı gelecek. Ulusal irade artık tamamen perçinlenmiş olacak, güçlenmiş olacak. Devletin adı da ...Türkiye Cumhuriyeti olacak. Şimdi ilk Cumhurbaşkanımız arkadaşlar... ...Mustafa Kemal Atatürk. Ben şöyle imzasını atıyorum ama... ...sizler zaten ne yapmak istediğimi anlıyorsunuz. Şöyle Atatürk diye buraya yazıyorum. Mustafa Kemal Atatürk ilk Cumhurbaşkanımız oldu. İlk Başbakanımız İsmet İnönü oldu biliyorsunuz. İnönü Savaşları'nda çok büyük gayretler göstermişti. Aynı zamanda Lozan Konferansı'nda bizi... ...çok güzel temsil etmişti. İlk Meclis Başkanı da Fethi Okyar... ...isimli beyefendi oluyor. Böylece net bir şekilde Cumhuriyet'in ilanıyla... Başbakanımız belli, Cumhurbaşkanımız belli, Meclis Başkanımız belli. Burada şuna dikkat edin. Halifelik hala kaldırılmadı. Halife Abdülmecid Efendi de var. Halifelik 3 Mart 1924'te kaldırılacak. Dolayısıyla tekrar söylüyorum. 1920'de TBMM açıldı. 1922'de saltanat kaldırıldı. 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Ancak hala halifelik kaldırılmadı. 1924'te halifelik kaldırılacak. Burası önemli. Zaten 1920'de meclisin açılmasıyla bir çocuk doğmuştu. Cumhuriyet çocuğu doğmuştu. İşte 1923'te Cumhuriyet'in yanı ile artık çocuğun ismini koymuş oldular. Dediler ki çocuğumuzun ismi Cumhuriyet. Şimdi devletin adı belirlendi. Nedir devletimizin ismi arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyet oldu. Artık bizim devletimizin ismi Türkiye cumhuriyet oldu. Rejimimiz belli, cumhuriyetle yönetiliyoruz. Eskiden monarşi vardı, artık cumhuriyet var. Devlet başkanı belirlendi, devletin başkanı cumhurbaşkanı oldu ve ilk cumhurbaşkanımız da Mustafa Kemal Atatürk oldu. Hükümet kurma şekli değişti, artık kabine sistemine geçildi. Bunu size LGS'de sormazlar ama ne olduğunu anlatayım size arkadaşlar. Eskiden birinci TBMM'de yani Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekillerinin her biri devletin içine görev alabiliyorlardı. Yani bu milletvekili bakan olabiliyordu, bu milletvekili bakan olabiliyordu, bu milletin bakanı, bu dışişleri bakan olabiliyordu. Bu aynı sizin sınıfınıza sınıf başkanı seçimi gibi. Ama kabine sisteminde artık partiler var. Yani diyelim ki günümüzde A partisi var, B partisi var, C partisi var. Eğer en fazla oyu A partisi aldıysa bütün kabineyi, bütün bakanları o seçiyor. Bir oradan bir buradan seçilmiyor. Bu tarz böyle yönetimsel bir farklılıktır kabine sistemi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kabine sistemine de geçilmiş oldu. Şimdi sizin yapmanız gereken şeyler arkadaşlar. Tüm dersler soru bankanıza test 16. Dinamo soru bankanıza test 61 ve 62. Zoru bankası test 28 çözmeniz lazım. Burada siyasi alanda yapılan inkılaplarla alakalı çok güzel sorular var. Test 28 hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın siyasi alanda yapılan inkılaplar saltanatın kaldırılması, milli egemenlik, cumhuriyetin ilanı bunların her biri Ankara'nın başkenti ilan edilmesiyle alakalı çok güzel sorularımız var. Bu sorulardan bazıları direkt LGS 2024 e önünüze gelecek. Dikkatli olun arkadaşlar her birini güzel güzel çözün. Hadi bakalım meydan okuma testimizde de sizleri bekliyoruz. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.